Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Habere Bakış'a hoş geldiniz. Ben Deniz Veys Ateş. Gündemde akıp giden konu başlıklarından bazılarını süremiz el verdiği müddetçe masaya yatırıp yakın planda anlamaya çalışıyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Güneydoğu Anadolu bölgesi coğrafya bilgisinde öğretilen Türkiye'nin 7 bölgesinden biri. Ve fakat son 30 yılda PKK ile başlayan, terörle anılan, daha sonrasında terör meselesi, daha sonrasında Kürt sorunu olarak nitelendirilen Türkiye'de 7 bölge konuşulurken ayrıca siyaseti, ayrıca yapısı, demografik yapısı, kültürel yapısı, her şeyi konuşulan, tartışılan bir bölge olur haline geldi Güneydoğu Anadolu bölgesi. Veya Doğu Anadolu bölgesinde bir kısmını içine aldığımızda Kürt meselesi veya terör sorunu olarak da nitelendirilen mesele. Ve fakat son günlerde çözüm süreci, akil insanlar, demokratik açılım gibi kavramlarla kavramsallaştırılarak yeni bir boyut, yeni bir tanımlama, yeni bir süreç geliştirilmeye çalışılan bölgenin önemli yapıları, önemli unsurları var. Bugün Habere Bakış'ta bu önemli unsurlardan birini konuşacağız. Bu bölgede, bu coğrafyada siyasi hareket denildiği zaman akla ABDP veya PKK ikilisi gelir ama aynı zamanda bölgede Hüdapar veya onun öncesinde Mustazaf Der olarak da nitelendirilen bir grup var ki Türk siyaset bu bölge siyasetinde önemli bir unsur. Hüdapar Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Hüseyin Yılmaz bugün Habere Bakış'ta stüdyo konuğum. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle seyircilerinize İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğiniz için, konuğum olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Siz ağırlamak istediğimi söylediğimde bana hayli çok sorular geldi. Açıkçası benim de aklımda çok sorular var. Bunları size soracağım. Cevaplamak istemenizi geçebilirsiniz. Cevaplarsanız çok seviniriz. Mümkün oldukça açık olacağız. Evet. Net olacağız ve cevaplandırmaya çalışacağız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi şuradan başlayalım. Sadece kıyaslamak için sormuyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın, daha iyi anlaşılsın diye soruyorum. Nasıl ki BDP PKK'nın siyasal süreçte temsilcisi olduğu söyleniyorsa, kabul ediliyorsa, Hüdapar içinde Hizbullah hareketinin siyasi temsilcisi olduğu iddia ediliyor. Öncelikle bu iddiaya ne dersiniz? Şimdi bir iddiadır, siz de söylediniz. Ben iddiayı soruyorum, iddia siz ispata ihtiyaç duyar. Hiç şüphesiz. Yani hukukçu olma hasebiyle her iddia ihtiyaç, bir ispata ihtiyaç duyar. Şu var, yani bu iddianın ortaya çıkışı belki sebep olarak yani olan konulara baktığımızda yani hem coğrafya olarak içinde çıktığımız faaliyetlerimizin yoğunluğu, insanlarımızın belki üyelerimizin çoğunluğunun Kürt olması, o coğrafyadan olması ve geldiğimiz aşamalara bakıldığında da geçmişe bakıldığında böyle bir kıyas yapılması normal. Bir yere kadar normal karşılıyoruz. Fakat yani aşırısına kaçıldığı vakit orada biraz dur demek gerekiyor. Nihayetinde üyelerimizin birçoğu geçmişte Hizbullah'tan yargılanmış, cezaevine girmiş, çıkmış insanlar. Yani Hizbullah'tan yargılanması da ne şekil? Hani davayı takip ettim ben 92'den ta bu parti sürecine kadar dava takip ediyordum. Sonradan bıraktık ve bu süreçte yani 2011'e kadar 2011'e kadar takip ettiğimiz davalarda Hizbullah mensuplarının yargılandığı konulara baktığımızda İslami faaliyetler yapmaktı. Suçlamaların temel kaynağı camilerde Kur'an-ı Kerim dersi vermek, siyer dersi vermek veyahut da almak, elifba dersi almak, vermek, tecvid dersi almak, vermek, fıkhı konuları işlemek. Bu kadar mı? %90'ı bu şekil yargılandı. Bir örgüt yargılanması. Örgüt bunun ismine de işte dediler ki bu çalışmaların altını dolduramadılar. İddianamede şunu diyor ki işte örgüt adına, Hizbullah adına siyasi faaliyete bulunmak. Örgütsel faaliyete bulunmak. Bu savcının iddiası. İddiası. İddiasının altını doldurduğu vakit bu iddialarla karşılaşıyoruz. İslami faaliyetler eşittir örgütsel faaliyetler diye nitelendirildi. Tamam. Bu işin... Ve bundan dolayı 20 resmi kayıtlara göre 25 bin insan soruşturmadan geçti, yargılamadan geçti. Bu insanlar. Şimdi bu insanlarla biz çalışıyoruz. Tamam. İslami hassasiyeti olan insanlarla çalıştığımızdan dolayı
İster istemez birçoğu geçmişte Hizbullah yargılamasına tabi, Hizbullah'tan yargılamaya tabi tutulmuş. Aha. Yani burada sistemin yanlış uygulanması, sistemin dine ve dindara ve İslami çalışmalara olan tahammülsüzlüğü sonucu işte Hizbullah'ın... Böyle bir algı oluşmuş evet, diyorsunuz. Hizbullah'ın PKK ile olan bir dönemki o kavgası, çatışması bahane edilerek... Hı. Dindar insanlar mağdur edildi. Tamam. Şimdi bu işin hukuki boyutu, evet, teknik boyutu burada değiliz. Ben size açık açık soruyorum dedim. Siz de açık açık cevaplayacağım dediniz. Bizim bizim derken Hüdapar'ın Hizbullah'ın siyasal bir temsilcisi olduğu sadece bir iddiadır. Bizim evet, böyle bir kabulümüz yok. Yok. Peki. Ama yani o insanlara bir düşmanlığımız da yok. Tamam. O insanlara herhangi bir husumetimiz de yok. Hı-hı. Yani dediğim gibi bölge insan olma hasebiyle bir şekilde... Akrabalarımız orada sadece Hizbullah değil, PKK ile de aynı konuda. Yani akrabalarımızın bir kısmı PKK içerisinde yer almış, bir kısmı Hizbullah içerisinde yer almış. Yani uzaydan gelen insanlar değil burada. Bölgenin bir gerçeği. O coğrafya. Bir şekilde coğrafyada, o coğrafyada olma hasebiyle akrabalık ilişkisine tutun da komşuluk ilişkisine kadar bir diyalog veyahut da bir ilişki söz konusu olabiliyor. Tamam. Yani ama özgürsel manada bir ilişki yok. Yoktur. Peki. Aslında sizinle ben böyle uzun uzun konuşmak isterim. Çünkü Hizbullah denildiği zaman, o dönem denildiği zaman pek sizin söyledikçe hatırlıyorum. Belki bu başına bir şey konusu evet, olabilir. Evet, kesinlikle. Oraya çok fazla girmeden bugünden başlayacağım. Peki, doğru 1990'lı yıllarda PKK ve Hizbullah karşı karşıya geldi veya getirildi iddialar çok. Orada değilim, şuradayım. Bugüne baktığımızda Abdullah Öcalan'ın... O malum ve meşhur Nevruz konuşması, evet, 21 Mart. Sonrasında Hüdapar'ın çok büyük bir Kutlu Doğum Haftası kutlamaları. Yine zaman zaman Hüdapar'dan önce Mustazafder'in mevlitleri, Hazreti Muhammed'i peygamberimizi anma programları filan. Burada meselenin çözümünde de 90'lı yıllarda olduğu gibi şiddet yok gerçi ama... bugünlerde de sanki bir el altından bir rekabet var hissi var. Buna ne dersiniz? Şimdi biz bölge üzerinde yani parti olarak bu ülkenin sorunlarına çözüm üretme noktasında faaliyetleri bulunan ve bu noktada da önerileri bulunan, somut önerileri bulunan bir siyasi parti. Özür dilerim. Sorumu şöyle düzelteyim. Buradan daha açtınız iyi oldu. Siz ne diyorsunuz? İşte, yani Hüdapar olarak bölge için ne diyorsunuz sonra diye. İşte parti programımızda net bir şekilde onu belirttik. Hı-hı. Bu konuda internet sitemizden parti programımız indirilip bakılabilir. Yani belki programın formatı şey yapar. Uzun uzun. Siz ne diyorsunuz özetle? Ve şu an ülkenin sorunları var. Bu ülke insanın inanç sorunu var. Bu ülke insanının etnik kimlik sorunu var. Bu ülke insanının yine ekonomik sorunları var. Yani sorunlar çeşitli. Hı hı. Ve biz nasıl ki kişisel yaşantımızda İslami referans alarak yaşıyorsak, siyasi parti olarak da bu ülkenin %90 küsurunu, %98'inin, %99'unun farklı şeyler, istatistikler var. Hı hı. Müslüman olduğum kabul ediliyor. Bu kadar nüfusun yaşadığı bir coğrafyanın, bir ülkenin sorunlarının da yine İslam referans alınarak çözülmesi gerektiğini savunuyor ve buna inanıyoruz. Kürt Müslümanlarını mı? Genel olarak Türkiye'deki yaşayan tüm halkların sorunlarının İslam referans alınarak çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bölgede yaşayan Yezidiler, Aleviler, Nusayriler de buna aynı şekilde İslam'ın hoşgörüsü, İslam'ın bunlara tanıdığı haklar tarihte de bellidir. Yıllarca Diyarbakır'da ve bölgemizde Ermeni ile Müslüman bir arada yaşamış. Hiçbir sorun çıkmamış. Sorun İslam'da değil. Sorun uygulayıcılarda, kişilerde oluşmuş olabilir. Yoksa bu noktada İslami bakış açımız herkesin hakkının verilmesi gerektiği, bu coğrafyada, bu ülkede siyasal anlamda bir Türk'ün hakları neyse, bir Kürt'ün hakları sahip olmalıdır.
bir Müslümanın sahip olduğu haklar ile siyasi temsiliyet noktasında bir Ezidi'nin de bir Ermeni'nin de o haklara sahip olması gerektiğini sanıyorum ve haklarını güvence altına alması lazım. Bir Müslüman nasıl ki kendi inancını hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, kalınmadan, hiçbir baskıya maruz kalmadan yaşaması gerektiğini savunuyorsak, bir Ermeni'nin de, bir Ezidi'nin de, bir Süryani'nin de aynı şekilde kendi inancını yaşarken hiçbir baskıya, hiçbir sınırlama tabi olmaması gerektiğini savunuyoruz. Referansınız ne burada? İslam mı? İslam. Parti olarak da diyoruz ki, çünkü genel itibariyle bu toplumun saygı duyduğu, kutsal olarak kabul ettiği ve İslami çözüm olduğunda itiraz edemeyeceği bir şeydir. Bundan dolayıdır ki Öcalan da Nevroz konuşmasında İslam'a vurgu yapmak zorunluluğunu hissetti. İslam'a düşman, yıllarca İslam'a düşmanlık yapan, İslami değerleri alaya alan, küçümseyen, yok etmekle uğraşan, Marksist ideoloji yerleştirmeye çalışan insanlar eğer bugün İslam kardeşliğinden, İslam bayrağının altında bir arada yaşamaktan söz ediyorsa... PKK'yı mı kastediyorsunuz? Evet. Ona, o noktaya gelinmişse bu İslam kardeşliğinin, İslami referansların gücünü göstermekte. Ve dolayısıyla bu coğrafyada biz şunu diyoruz. Bir Kürt'ü, bir Türk'ü, bir Arap'ı veyahut da Lazlı, Çerkez'i, Pomak'ı fark etmiyor. Bir arada tutacak olan maya İslam'dır. Bu toplumdan İslam'ı çıkarıp alırsanız etnik olarak kavga, kargaşa ve her türlü çatışma, kavga zemini olacaktır. Şunu sorabilir başka miyim? Bir ideoloji, ne Kemalizm, ne apoizm, ne sosyalizm, ne kapitalizm bu kadar farklı etnik yapıyı bir arada tutamaz. Kabul. Ancak İslam... Peki, kabul. Üst kimliğiyle bir arada tutulabilir. Tekrar söylüyorum, kıyaslamayı sevmediğim için ısrarla kıyaslama yapmıyorum deme ihtiyacı hissediyorum. Sadece anlaşılsın diye. Allah rahmet eylesin, Necmettin Erbakan da yıllarca bu ülkede İslam referansıyla hareket etti. Başarısı tartışılır. Yani nicelik olarak başarısı tartışılır, nitelikten bahsetmiyorum. Siz de İslam referansı üstüne Kürt meselesinde koyduğunuz zaman... Bir başarı öngörüyor musunuz? Yani bu coğrafyada, bu topraklarda referans Kur'an, referans İslam denildiği zaman veya bu referansla ortaya çıkan partilerin akıbeti belli. Bu akıbetten çekiniyor musunuz? Yani bu yola çıkarken bütün alternatifleri düşündük. Doğru sözü söylemek, doğruları dile getirmek ve bu toplumun maddi ve manevi değerlerini öne çıkarmak için yola çıktık. Ve bunları korumak için yola çıktık. Hı hı. Dolayısıyla yani bu noktada yani yasaların bu noktada önümüze engel çıkarma ihtimali var. Nitekim yani bu ülke yasaların ters yüz edildiği dönemler yaşadı. İki kere ikinin dört etmediği dönemler yaşadı. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde bunu gördük. Başka zamanlarda bunu gördük. Ahmet'e ayrı, Mehmet'e ayrı uygulandığını gördük yasaların. Bu bize de olabilir diyorsunuz. Bu noktada olabilir. Peki. Ve bu konuda da bizim endişemiz yok. Çözüm yani. Sürecine ne diyorsunuz siz? AK Parti iktidarının, BDP'nin, hatta CHP ve MHP'nin söylediğinden başka. Şu an çözüm sürecini şu noktada, iki noktada değerlendiriyoruz. İkiye ayırıyoruz. Hı hı. Birinci noktada, ilk adımda, ilk aşamada her ne olursa olsun. PKK'nın silahsızlandırılması gerekiyor. Fikirlerin özgürce söylenebilmesi, özgürce örgütlenebilme adına silahın devreden çıkması gerekiyor. Şiddetin bitmesi, silahların susması gerektiğini savunuyoruz. Bu noktada devletin ve de devlet adına bazı birimlerin PKK ile görüşüyor olması bu işin doğası gereğidir. Silah kimin elindeyse şiddetin sonlandırılması, silahların susturulması, bırakılması noktada muhatabınız doğal olarak o kişidir, o kurumdur, o tamam, orası kesimlerdir. Tamam. Sizinle de görüşüldü mü? Yok. Neden? İkinci nokta, eğer
bir bütün olarak Kürt halkının kültürel ve siyasi hakları söz konusu olacak ise bu noktada BDP, Öcalan, Kandil ancak kendi kitlesinin temsilcisidir. Kendi kitlesinin temsilcisidir. Bütün olarak Kürt halkının temsilcisi olarak kabul edilemez. Ve bu noktada tüm meseleler onlarla görüşüp pazarlık yapılamaz. Siz bundan rahatsızsınız. Bunun yanlışlığını söylüyoruz. Tamam. Siz bundan rahatsız olduğunuz için... Yani 20 milyon Kürt olduğu söyleniyor. İstatistiklerde belirtiliyor. Daha geçen de yapılan bir istatistik vardı. Ve bu BDP'nin aldığı oy ortada. Türklerle ve Türk soruyla birlikte aldığı oy oranı ortada. Dolayısıyla... Tek temsilci kabul edilmemeli. Edilemez. Peki, kabul. Kürtlerin siyasi temsilcileri vardır. BDP de bunlardan bir tanesidir. Hüdapar vardır. Hakpar vardır. Ve diğer. Tamam. Sizin bu süreçte sizinle görüşülmediği, Hüdapar'ın yeterli miktarda dikkate alınmadığı için Dicle Üniversitesi'deki olaylar ve buna benzer olaylarda Hüdapar'ın veya Hizbullah sempatizanlarının bu süreci provoke etmek istediği iddia edildi. Buna ne dersiniz? 2010 yılında Sayın Beşir Atalay Diyarbakır'da bir STK toplantısı düzenlemişti. Ve biz o zaman dernek statüsünde çalışma yürütüyorduk. Mustazafer olarak. Evet. Ben orada 50 sayfalık, yaklaşık 50 sayfalık bir rapor, Kürt sorununun çözümü noktasında bir rapor sundum. Ve o raporda açıkça dile getirdiğimiz husus şu idi. Şiddetin mutlaka sonlandırılması, silahların susturulması ve PKK'nın silahsızlandırılması gerektiği noktasında maddelerimizin ilkleri arasındaydı bu. Tamam. Yapılması gerekenler olarak. Ve bu noktada yine o toplantıda ben dile getirdim. Bunun için 2010 yılı gerekirse Öcalan'la görüşün. Bizim için sıkıntı yok. Çözüm noktası olacaksa eğer Öcalan'a şu denebilir. Ey Öcalan ve ey Kandil. Kendiniz ve örgütünüz için ne istiyorsunuz? Dersiniz, özgürlüğünü mü istiyor? Cezaevlerinin boşaltılmasını mı istiyor? Pazarlık yapılır. Silahların susması karşılığında örgütsel çıkarlarına yönelik bir şeyler yapılabilir. Yani yapılması da gerekiyor. Bunu diyen bir yapı süreci niye sabote etsin? Peki niye bu sizin üstünüze kaldı? Niye üstümüze kaldı? Burada yıllardır medyanın, bir kısım medyanın veyahut da o çevrelerin belki kendi işlerinde biz ne verdik de daha doğrusu biz ne aldık da neyin karşılığında şu an silah bırakıyoruz? Anladım. Endişesinde olan PKK ve o kesimde ki insanlar içerisinde bir grup biz ne aldık da neyin karşılığında şu an silah bırakıyoruz? Silahsızlanıyoruz. Bu çatışmalar sonlanacak neyin karşılığında? Endişesinde olan insanların bir bahane öğretmek ve belki de camiamızı bir şekilde terörize ederek, işin içine çekerek, bahane ederek süreci sabote etme girişimiydi. İlk gün Hüdapar olarak genel merkez düzeyinde gündüz olayların çıktığı ilk saatte hemen öğleden sonra bilgimiz oldu. Bir açıklama yaptık. Kesinlikle şiddeti tasvip etmiyoruz. Bu olayı tasvip etmiyoruz. Sağduya davet ettik ve olayın çıkışı da öyle süreç müreç alakası hiç yok. Süreç Kutlu Nisan ayında Kutlu Doğum etkinlikleri yapılıyor. Bilge Gençlik Kulübü'nün öğrencileri üniversitede rektörden izin alarak konferans salonunda bir Kutlu Doğum etkinliği düzenlemek istiyorlar. Bunun afişleri dağıtılırken BDP, PKK ve o çizgideki kendi o çizgide gören öğrenci derneğinin, Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği'nin gençlerin saldırısına maruz kalması. Burası da otorite biziz. Rektör kim oluyor? Yani izin aldığını söylüyorlar. İzni bizden alacaksınız. Biz de izin vermiyoruz. Bizim bilgimiz, bizim dışımızda kimse burada etkinlik yapamaz. Ve size müsaade etmeyiz gibi despotik bir anlayıştan kaynaklanan bir olay yaşandı. İşte olay günlerce olay yaşanınca. Budur. Evet. Yani tek tarafı olarak PKK'nın dayatması... Üniversitedeki hakimiyetin devam ettirmesi noktasının şeydir.
Yoksa süreçle ilgisi yok. Tamamen tek taraflı, kutu doğru. Bölgesel bir olay. Alakalı bir şey. Peki. Sayın Genel Başkan, daha başka sorularım da olacak. Kısa bir ara izni rica edelim. Kısa bir ara. Hüdapar Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz'a başka sorularımız da olacak efendim. Sizin sorularınızı da sosyal medyadan ve mail adreslerimizden beklediğimizi hatırlatarak. Kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız Habere Bakış'ta. Hüdapar Partisi Genel Hür Dava Partisi açılımıyla Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz bugün Habere Bakış'ta stüdyo konuğum. Birinci bölümde sorularım oldu. İkinci bölüme gelmiştik. Yavaş yavaş çözüm sürecine ilişkin kanaatlerini merak ediyorduk. Ara zamanı demiştik. Yine o kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine bir kere daha başta söylediğimiz Hüdapar'ın, Hizbullah'ın siyasal temsilcisi olmadığının altını çizdiğinizi hatırlatarak söylüyorum. Ve fakat tabanınız itibariyle PKK'yla veya BDP'yle helalleşmeyi düşünür müsünüz? Şimdi bu biraz daha partilerden değil de örgütler arası bir mesele. Yani Hizbullah cemaati ile PKK arasında olması gereken bir mesele. Siz CHP'yi yakından biliyorsunuz diye soruyorum. 2011 yılında tahliyeler döneminde hani bir fırtına koparıldı. 1000'den fazla insan o dönemde operasyona maruz kaldı. Sırf tahliyeler döneminde işte PKK'nın özellikle Öcalan'ın cezaevinden yapmış olduğu o açıklama sonrası. Bunlara nasıl müsaade edersiniz? Halaylarla karşılanıyor. Evlerini ablukaya alın, basın gibisinden. Bir demeci vardı. PKK'lar o dönemde sivil toplum kuruluşlarımızı basmadı ama o dönemde güvenlik güçleri, evet, hatırlıyorum, Derneklerimizi bastı. 1000'den fazla insanı gözaltına aldı. Daha geçenlerde iki genel başkan yardımcımın, il başkanı, ilçe başkanlarımın da yargılandığı İstanbul'daki bir davada iki genel başkan yardımcıma örgüt üyeliğinin cezası 5 yıldır kanunda. Bunlara 12 birçok yıl ceza verildi. Neden verildi? O zaman sivil toplum kuruluşu olarak dernek çalışması yaptıklarından dolayı ama Hizbullah adına hareket etmekten verildi, niyet okumadan. Yani Hizbullah adına basın açıklaması yapmaktan, yani bu yapılan hak ihlallerine karşı basın açıklaması yapmak, Filistin'e yardım toplamak, fakir ve muhtaçlara, ailelere yardım etmek, gıda vermek, kimsesizlere yardımda bulunmak, yine toplumsal başörtüyle ilgili meselelerde işte açıklamalar yapmak. Yani bir sivil toplum kuruluşunun yapması gereken bütün faaliyetleri yapmışız. Ve sihirli bir cümle bulunmuş bunun başına. Bütün bu çalışmaların Hizbullah'ın amacı çerçevesinde gerçekleştirdiği iddiasıyla bu insanlara ceza verildi. Bundan niye bir türlü kurtulamıyorsunuz siz? Niye kurtulamıyoruz? Burada siyasal iktidarın da uç maymunu oynamasının rolü var. Neden? Nasıl? Nasıl? Yani açık bir hukuksuzluk olduğu vakit görüyoruz. Mesela hükümete yakın, iktidara yakın, kişi ve kurumlara yönelik derin yapıların bu şekilde komploları olduğunda müdahalesini gördük. Ya da ucu hükümete dokunan konularda yasaların dahi değiştirildiğini gördük. Ama tüm şikayetlerimize rağmen, tüm raporlarımıza rağmen ben bunu farklı kesimlerde en üst düzeydeki insanlara da yetiştiğini biliyorum. Raporların, yapılan hukuksuzlukların raporlarının. Ve buna rağmen bize bu hukuksuzluğu reva gören kişiler terfi ettirildi. Ve bunlara yönelik engelleyici bir şey yapılmadı. Anladım. Yapılmadı. AK Parti bizden rahatsız mı diyorsunuz? Yani AK Parti'nin bilemiyorum rahatsızlığı. Biz kimse rahatsız değiliz ama demek ki o belki bölgedeki dindarların oylarına talip oluyorsunuz diye sizden rahatsız oluyor olabilirler mi? Yani bu öncesiydi. Daha dernek sürecinde. Şu var. Şimdi birileri şunu düşünüyor. Belki ben parti en üst düzeyinde değil de ama bazı devlet kurumlarında, birimlerinde o şekilde düşünen insanlar vardır. Böyle tabii hükümet ortağı olan, hükümetle birlikte çalışan bazı yapıların da belki öyle bir düşüncesi olabilir. Yani Kürt halkı dindardır. Şimdi bölgede çalışıyoruz. Ve yüz binlere hitap eden etkinlikler yapıyoruz. Yüz binlerin toplandığı etkinlikler yapıyoruz. Bundan dolayı birileri
biz bu Musa Zafar'ı tavsiye eder isek, Kürt halkı da dindar, hepsi bize gelecek. Bir hesap yapıyor olabilir. Bir hesap yapıyor olabilir ama bu yanlış hesap. Bağdat'tan yani, döner. Döner yani, döndü de nihayetinde. Peki. Ne bizi tavsiye edebildiler. Her geçen gün daha da güçlendik bu baskılarla. Ve nihayetinde yani baskıların, zulümlerin, haksızlıkların geldiği son nokta şu an siyasi bir parti oldu. Tamam. Birinci bölümde dediniz de soruyu atladım. Diyorsunuz, dediniz ki Abdullah Öcalan da Nevruz konuşmasında İslami referanslara atıfta bulundu. Onların dönüp dolaşıp bu söyleme gelmiş olması ilginç dediniz, kabul. O zaman Abdullah Öcalan da veya BDP'de sizin basmaya çalıştığınız alan olan dindarlık alanına, İslami referans alanına, dindarların oylarına talip olmuş olmuyor mu? Biraz sizin alanınızı daraltmış olmuyor mu? Şu an herkes o alana talip. Herkes o alana talip yani. Ve şu da var. Toplumsal bir gerçeklik olarak yükselen değer İslami değerlerdir. Tüm ideolojilerin iflas ettiği bir dönemde, kurtuluş olmadığının anlaşıldığı bir dönemde İslami değerlere referans yapılması, atıfta bulunması bu bizim yıllardır savunduğumuz değerler olma hasebiyle bizim açımızdan sevindirici bir durum. Peki. Siz Suriye konusunda kanaatinizi de merak ederim. En anlaşılır biçimiyle sorayım. Zira Türkiye her konuda olduğu gibi yine ikiye bölünmüş vaziyette. Suriye'deki iç çatışmada Esad'dan yana mısınız? Suriye'deki iç çatışmada Özgür Suriye Ordusu'ndan yana mısınız? Yoksa sizin için üçüncü bir yol mu var? Biz Suriye'deki çatışmanın bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Herkes böyle istiyor. Kan dursun, silahlar sussun, insanlar daha fazla mağdur olmasın, ülke viran olmasın. İlk günden beri Suriye'deki çatışmalar başladığı ilk günden itibaren biz şunu dedik. Esad zalimdir, babası da zalimdi. Dolayısıyla zalim oğlu zalim statüsünde olan bir kişiliktir. Diktatördür. Bunda şüphe yok. Baas rejimi de yıllarca Müslümanlara, bölge kendi Suriye halkına kan kusturan diktatör bir rejimdir. Esad gitmeli, Baas gitmeli. İlk günden beri bunu söylüyoruz. Ama bu, onun yerine ne olacak? İkame olacak olan halkın kendi yönetimi olmalıdır. Yani Özgür Suriye Ordusu da şu an net bir tablo çizmiyor. Yani farklı dış güçlerin kontrolünde olan birçok kişi ve kurum var orada. Özür dilerim, onu devam edeceğiz. Yine ilkenize saygı duyarak sadece tabanınız üzerinden bu soruyu sormak istiyorum. Ama Lübnan Hizbullah'ın Suriye'de Esad'ı desteklediğini biliyoruz. Bugün Başbakan Amerika dönüşü bu açıklamayı yaptı. İran destekliyor. İran'ı destekliyor. Evet. Dolayısıyla hani tabanınızın da Hizbullah'a sempati duyan insanların da olduğunu kabul ederek siz böyle deseniz de tabanınız Esad'ı destekliyor olabilir mi? Yok. Biz kendi nev-i şahsına münhasır bir yapıyız. Parti olarak kabul ediyorum. Buna hiçbir itirazım yok. Camia olarak da Mustafa Cemiyet hareketi olarak da, çünkü 2004 yılında başlayan bir Mustafa hareketi var, dernekleşme süreci vardı ve son partileşti yani. Evet. 2004 yılından buraya hitap ettiğimiz bir kitle var. Evet. Ve bu kitlede nevi şahsına münhasır bir kitledir. Ama Lübnan Hizbullah'la yani, bir en azından İslami sempati olarak, ilişkisi de mi yok? Kim? Şunu diyoruz. İsrail'e karşı yapılan mücadelede, kim o mücadelede yer alıyorsa biz destekliyoruz. Tamam. Savunuruz onu. Yani bizim parti olarak şöyle bir ilkemiz var. Şöyle bir ilkemiz var. Diyoruz ki biz yapılan işe bakarız. Yapılan işe bakıyoruz. Söylene değil. Doğruyu kim yaparsa yapsın destekliyoruz. Yanlışı kim yaparsa yapsın tasvip etmeyiz. Bugün AK Parti doğru yaptığında, ki bizce mesela diyelim Kur'an kurslarıyla ilgili, okullarda seçmeli de olsa Kur'an-ı Kerim dersinin olması, siyer dersinin olması teşvik ettiğimiz bir şey. Tamam. Ama halen başörtüsünü çözememiş olması, sorunu çözememiş olmasını eleştiririz. Tamam. Yani, şöyle mi anlayalım? Lübnan Hizbullah Esad'ı desteklese bile bu bizi ilgilendirmez. Bizim kendi sorunumuz değil. Yani. Bu bizim meselemiz değil. Biz burada Esad'ın karşısındayız. Biz bu noktada İran politikasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin de politikasını doğru bulmuyoruz.
Tamam, şimdi bulmuyoruz. Daha net oldu. Diyoruz ki, yani şuna çözüm önerimizi de söyleyelim. Onu da söyleyelim. Biz diyoruz ki, burada emperyalist ülkelerin müdahalesi olmadan bir çözüm yolu bulunmalıdır. Bu da İslam coğrafyasının kendi içinden çıkmalıdır. Suriye'de çatışan taraflar üzerinde etkisi bulunan 3 ülke var. Türkiye, Mısır ve İran. Bu üçü bir araya gelmeli, ülke halkının kendi iktidarını sağlayacak, iktidara gelmesini sağlayacak bir formül üzerinde anlaşma zorundadırlar ve bu onların sorumluluğundadır. Bir tarafta Rusya, Amerika varken bu çok ütopik değil mi? Bizim için ne Amerika ne Rusya önemli değil. Kendi coğrafyamızın yabancısı olan insanlar da bunlar ve İslam coğrafyası üzerinde emperyalist emelleri olan ülkelerdir. Bunlar dışlanmalıdır. Çözüm nasıl? Kendi içimizde olmalı. Kendi içimizde olmalı. Ve İslam coğrafyası kendi çözümlerini bulabilmelidir. Dindar insanlar için bu kulağa hoş geliyor da bu nasıl diğerleri olacak? Diğerleri için de yani. Şimdi bu ülkenin insanları eğer şu sorunu çözecekse o ülkenin insanları çözmelidir. Ve peki. Suriye üzerinde etkisi olan 3 ülke var. Bunun başka şeyi yok. Peki çözerse bunlar çözer. Bunlar çözmelidir diyorum. Tamam, çözmelidir. Tamam. Çözmelidir. Biraz ve daha elini taşın altına koymalıdır. Tamam, biraz daha içeriye girelim. 2014'te iki seçim, hatta belki bir de referandum göreceğiz. Evet. Seçime girecek misiniz? Biz şu an seçime girmek için uğraşı veriyoruz. Parti olarak biliyorsunuz Aralık 2012'de dilekçemizi verdik. Hı-hı. Resmi parti statüsünü kazandık. Hı-hı. Ve o günden bugüne teşkilatlanma çalışmasını yapıyoruz. Yine yasalar gereği 41 ilde teşkilatlanmak gerekiyor seçime girebilmek için. Hı-hı. 41 il ve ilçelerinde, beldelerinde teşkilatlanmak gerekiyor. Bir de kongre yapmak gerekiyor. Biz şu an 30 Haziran'da büyük kongremizi yapacağız. 30 Haziran'da bir eksikliği gidereceğiz. Hı-hı. İkinci eksiklik de seçimden 6 ay öncesinden yani 6 ay kaladan önce 41 ildeki teşkilatı tamamlamak gerekiyor. Tamam, şu an 31 il, 35 ili tamamlamışız. Hı hı. 35 il teşkilatını. 41'e çok bir şey kalmamış yani. Geriye bir şey kalmadı. İnşallah da kendi adımıza seçimlere girmeyi düşünüyoruz. Umarız başarırsınız ama İnşallah. Mesela şartlar, siyaset bu. BDP ile ittifakı size dayatırsa? Şimdi şöyle yani ilkeler bazında olmak şartıyla biz hiçbir partiyle şeyimiz yok yani. İlkeler bazında olmak şartıyla yani ittifaklara bugün tamamen kapalıyız demiyoruz. BDP ile ittifaka sıcak arzumuz, ilkesel bir bağdaşmamız olabilir mi? Arzumuz kendi adımıza girebilmek. Hiç şüphesiz öyle. Şartlar neyi getirir? Şu an kestirmek biraz zor. Hı-hı. Dolayısıyla başka partiler mi, BDP mi, bağımsız kendi adımıza mı? Yani bu konuda şeyimiz yok. İlkeler bazında olduktan sonra her türlü ilişki siyasete normaldir yani. Ama ilkeli olmak gerekiyor. Hı-hı. Neden olmasın diyorsunuz. Peki, umarım istediğiniz gibi gider her şey ama ben şu soruma cevap alamadım. En azından tabandan böyle bir baskı, bir talep veya bir yönlendirme gelse BDP ile masaya oturup bölge sorunlarını konuşur musunuz? Buna helalleşmek dedim ama başka bir şey değil. Şimdi dedim ki helalleşme farklı bir konudur. Bizi ilgilendirmez diyorsunuz. Farklı bir konudur. Ama bir arada yaşayabilmek, konuşabilmek, sorunları tartışabilmek ayrı bir konudur. Şu an biz BDP ile bu noktada bir sıkıntımız yok. Görüşür, konuşuruz. Nitekim farklı şekillerde de yani görüştüğümüz, konuştuğumuz olabiliyor. Ama tabanlarınızın geçmişten kalan bir husumeti var. Tabanın husumetinin olması farklı bir boyuttur. Yani o farklı bir boyut. Yani sizi ilgilendirmiyor mu? Siz partiye yok, şöyle yani. Farklı bir yönü var onun. Tabanın kendi halkımızın bu ülkenin menfaatine olacak konularda halkımızın maslahatı söz konusu ise kültürel siyasal haklar noktasındaki kazanımlar söz konusu olacaksa parti olarak benim şahsen düşüncem bu. Yaklaşımımız bu. Kendi halkımızın menfaatini gözetiriz. Yani
bu ülkedeki yaşayan insanların maslahatını, menfaatini, kazanımlarını gözetiriz. Sistem karşı, biz kendimizi, bu şeyden bahsettiniz ya, yani bir programda söyledim, biraz farklı bir tepkiyle de sanki böyle şey oldu. Neydi o? Biz kendimizi parti olarak ne BDP'ye ne AK Parti'ye karşı konumlanmış bir parti olarak görmüyoruz. Sistemin hatalarına karşı, sistemin yanlışlarına karşı, sistemi düzeltmeye karşı konumlanmış olan bir parti olarak görüyoruz. Ve bu noktada BDP'de, AK Parti'de ve de başka bir partide sistemin daha özgürleşmesi, daha insan haklarına riayet etmesi noktasında, hukuka riayet etmesi noktasındaki açılımlarda ve ona yönelik sistemin bu konuda adım atmasına yönelik bütün çalışmalarda biz sadece diğer partiyi kendi rakiplerimiz olarak görürüz. Peki. Rakipler gerekirse ittifak da yapabilir. Kazanımlar noktasında. Bu BDP bile olsa. BDP bile olsa yani. Nihayetinde eğer bir toplumsal bir kazanım olacaksa, halkın faydasına bir çalışma olacaksa, parti olarak ben bundan gocunmam ve bir sıkıntım olmaz. Peki efendim. Duruşumuz belli. Yani net olduktan sonra sorun yok. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Yılmaz, sorularıma verdiğiniz cevaplar için. Hüdapar Partisi Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz'dı Habere Bakış'ta konuğum. Hizbullah ilişkisi. Hizbullah'la organik, inorganik, dolaylı veya direkt bağlantılarının olup olmadığı, seçim sürecinde BDP ile bir ittifaka oturup oturamayacakları, şartlar bunu gerektirirse helalleşip helalleşmeyecekleri gibi gibi pek çok soru yönelttim. O cevap verdi. Kanaat, değerlendirme sizlerin efendim. Habere Bakış Pazartesi'den Perşembe'ye her gün saat 20'de huzurlarınızda. Hoşçakalın.